Merhaba arkadaşlar. Şimdi CUP100 motorumuzla geçelim. CUP100 motorumuz da yanımızda. Şimdi Vize'ye gidip geleceğiz. İstenen bir videoydu. Ne zaman işte CUP100'den videolar gelecek? Birazdan ona da geçeceğim. Onu da kullanacağım. Motorları değişeceğiz yani. Evet, hava bugün bayağı bir sıcak. Şu an Sağlık Mahallesi'ndeyiz. Çıkış yapıyoruz neredeyse. Ulaş'tan Vize tarafına gideceğiz yani direkt. CUP'umuz iyi ya, motor olarak sağlam bir motor çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok yani şu ana kadar. Bir kaportalarında eksiklik var. O da artık bu Çinlilerin yani kronik bir sorunu yani. Kaportaları biliyorsunuz. Sıkıntı yaratıyor illa. Evet, şu an yaklaşık 70 km ile gidiyor. Rahat rahat arkamdan geliyor yani. Yani gücü de çok güzel ya motorun. Bakalım, birazdan geçeceğim onun direksiyonunu. CUP gidiyor. CUP gidiyor. Maşallahı var ya. Evet, bayır yukarı neredeyse 80 gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi CUP'umuzu boşta edilmiş. Şöyle bir boşa alalım. Çalıştıralım bakalım. Saat maşallah. Haydi bakalım. Biraz viteslerde acemelik çekmezsek iyidir. Çünkü bunu arkaya basıyorsun. Vitesleri düşürmek için. Şey gibi değil. Evet, 4.60'lık basalım bakalım şimdi. Evet, şu an kilometre 60. İyi gidiyor ya. Yani bastıkça hızlanıyor vallahi CUP. Dip gaz yaptım şu an. 80. 80'e gelmedi ama. Yani 80, 75-80 kilometreyle rahat bir şekilde uzun yolda gidebilir yani motor. Honda'yı bir geçelim bakalım ya. Fazla da yüklenmeyelim. 70 kilometre idealdir yani. Zorlanmadan gidiyor 70 kilometreyle. Evet. Sollayacaktım da.
Önümüz dolu. Yani bazı arkadaşlar 50'lik motor almak istiyor. 50'lik motor almayın. Gitmez yani. Boşuna böyle yolda debelersiniz. Yani onlar böyle naz desem ya, elektrikli bisiklet almışsın. 50 cc benzinli motor almışsın yani. Hiçbir farkı yok. Yani şu hızla gidemezsin onunla. 70 km 80 km hızla. Evet, buğdayları biçmeye başlamışlar. Artık Temmuz ayına giriyoruz zaten. Bugün ayın 30'u. Yani 30 Haziran 2021. Ayçiçekler daha yeni yeni olmaya başladı. Bakalım, bize bir akrabamız var, ona uğrayacağız. Bir ziyaretine gidelim. O da eski motorculardan. Tenerife vardı onda. Honda. Honda mıydı? Şimdi yalan söyleyeceğim ama. Biraz gidelim bakalım. Muhabbet yapalım. Hem bir güzel bir gezi yapmış oluruz. Evet, şu an burası neresiydi ya? Ahmet Beyli miydi? Evet, aynen. Gerçekten güçlü kup ya. Gaza bastığın an fırlıyor vallahi. Bildiğin fırlıyor vallahi. Evet, bu harfiyat kamyonları burada da çok geziyor ya. Evet, çantalarımı bu şekilde montajını yaptım. Ama biraz daha sanki arka taraflarını geriye salmam gerekiyor. Yani Bulgaristan'a bu şekilde gideceğim. Tabii çadırımı madırımı da koyacağım arka tarafa. Yani öyle cırtla falan tutturdum sağdan soldan ama tabii biraz daha güzel tutturacağım onları. Kamyona da takıldık, kamyonu sollayamadık ya. %70'te gidelim sabit ya. %70'te zorlanmıyor bu makine.
Evet, buğdayları biçiyorlar, arpaları biçiyorlar. Aslında buraya bir bakkala girip bir yerden bir su alsak iyi olur ya, bayağı bir susadım. Trakya'nın güzellikleri işte bunlar. Burada buğday, ayçiçeği çok güzel üretiyorlar burada. Ama tek sıkıntı fabrikalar, maalesef her tarafa fabrika kurmaya başladılar. Buralarını da yok edecekler yakında. Yani bu verimli topraklara fabrika kurulması biraz ilginç yani. Bir bakkal varsa dur oğlum ya. Şuradan bir su alalım. Su içelim şurada be. Su alalım ya. Sıcak çok ha. Siz var ya, rüzgarlı gidiyorsunuz be. Yok abi. Evet. Rüzgarlı gitsek. Sıcak yüzü. Boş ver, bira bira içelim lan. Ben koy yeşil Efes, bir sen neden bize bağlı. Güzel mi lan şimdi? Kılıç. Aynen. Siz bilirsiniz değil mi? Aynen. Vardına içeceğiz. Şurada ormanlık bir yere gideceğiz. Orman var be ya. Aynen abi. Dere boyu var. Dere boyu var. Kendik var şurada. Takılacağız orada biraz abi. Olmadı aynen. Kendik var. Tamam mı? Koyun poşeti burada mı işte? Koy top poşete sen abi. Biz neye gidiyoruz biz de? Bize. Aha bize de bir agamız var. Evet. Öyle gidiyoruz yani. Bir gezinti yapacağız abi. Arkadaşım motoru bil, benimki küçük oldu, hemen yetişemiyorum onu arkadan. Onun motoru şey... Ayarlayın birbirini. Aynen abi. Aynen. Ayarlayın birbirinizi. Evet, Karlıköy'e geldik. Kamyonlar çok sık burada. Tehlikeli. Harfiyat kamyonları. Viraja bak ya, bu nasıl bir virajdır be. Biraz hızlı girsek alamayacağız virajı da. Bayağı bir sert viraj. Evet, buradan soldan gidiyoruz.
Kamyonda gitmeye bakın ya. Şeridin yarısını kaplamış. Boşuna demiyorum bunlar, trafik canavarı. Fazla gösteriyor yani. GPS daha az gösteriyor. Saraya neredeyse geldik. Saraya girmeden sola devam edeceğiz. Vize tarafına. Zaten karşıda Istranca Dağları. Artık Istranca Dağları'na bayağı bir yaklaştık. Yani saraydan sonra komple Istranca Dağları. Yani Malkotarnuva'ya geçmiştim biliyorsunuz. Geçen hafta oradaydım. Aynı şekilde yani orası da böyle Istranca Dağları. Bulgaristan tarafında da var. Trakya'nın gerçekten kalbi yani. Basayım acaba bakalım ya. Evet, karşı taraf. Dediğim gibi saray, şimdi oradan sola gireceğiz. Şu karşıyı görüyorsunuz. Harfiyatçı o kamyonlar falan. Komple nasıl şey yapmışlar. Bütün Istranca'nın her tarafını kazıyorlar yani şu şekilde. Bak karşıda gözüküyor. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmesi gerekiyor. Maalesef inşaattan başka hiçbir şey yaptığımız yok zaten. İnşaatın da bize geri dönüşümü bu şekilde gördüğünüz gibi. Harfiyat kamyonları bu yolda sürekli böyle Kırklareli, Dereke yolu yine aynı şekilde hiç durmuyorlar. Yani hiç durmadan taş çekiyorlar oradan. Bakalım bir 15-20 sene sonra muhtemelen taş yemeye başlayacağız. Bir şey kalmayacağı için toprak, taş yeriz yani. Evet, buradan sola gireceğiz. Sarayın içine direkt girip devam edersek Kıyıköy, Castro tarafına gidiyorsunuz. Sola girersek Kırklareli, dediğim gibi vize Kırklareli tarafı. Bu tarafa sahaya giderseniz Çerkezköy çıkıyor. Çerkezköy, Çorlu. Biz soldan devam edeceğiz. Evet, bu yolu yeni yaptılar. Yol bayağı bir güzel ya. Burası saray, direkt vize Kırklareli. Kup gidiyor arkadaşlar. Kup'tan uzun bir yol videosu geldi. Bakalım Bulgaristan'a da gelecek. Tamam, Kup maalesef gelemeyecek Bulgaristan'a. Problemler çıktı, o yüzden böyle bir kısa bir yol yapalım dedik. Git gel 100 km civarı bir yol yapalım dedik. Evet arkadaşlar, vize Kırklareli yolunda devam ediyoruz. Birazdan varacağız, zaten az kaldı.
Şu an şöyle söyleyeyim sizlere, 341 kilometre oldu. Yarıdan böyle bir tık aşağıya düşmüş. Bu seferki yakıtımız gerçekten iyi gitti yani. Sürekli, gerçi uzun yolda kullanıyorum ben bunu da. Yani kısa yolda pek kullandığım yok motoru. O yüzden gerçekten güzel gitti. Yakıt da koymadım. Yarı depoydu. Biraz fazlasıydı evden çıkarken. Şu an yaklaşık 50 kilometre oldu. 50 kilometredir yola devam ediyoruz. Evet, buradan daha iyi gözüküyor kazılan yerlerim mesela. Sapsarı, karşı taraflar sapsarı işte. Bunlar doğayı böyle mahvettiler, katlettiler buraların. Kupta iyi basıyor ha. Basalım bakalım. Aynen. Şu sıcak asfaltlar tehlikelidir. Bazen eriyor. Virajlara girerken dikkatli girmek gerekiyor. Geç kardeşim, geç. Buralar artık alabildiğince Karadeniz'e kadar komple böyle ormanlıktır. Plovdiv plaka, jip biraz acele ediyor yani. İlla geçecek adam, sıkıştıracak. Bazılar işte şerit değiştirmeden, aslında bu da fazla bir şerit değiştirmedi. Şerit değiştirmeden lütfen motosikletleri sollamayalım. Onlar da bir araçtır yani. Bu şerit, şu şerit motosikletindir yani. Burası benim hakkım ya. Sollayacaksan gideceksin, diğer şeritten sollayacaksın. Benim şeridimde durmana gerek yok yani. Ben yeterince de hızlı gidiyorum. Şu an 70-80, burada kaçta gideceksin? Zaten orman yolu. Hız yapman olanaksız burada. Ama kamyondaki gelişe bak. Yavaş git açık yani, yavaş. Nereye gidiyorsun ama? İşte böyleleri yüzünden maalesef kötü sonuçlar doğabiliyor. Çakıllı köyüne geldik. Çakıllı. Bundan sonra sanırım saraya varacağız. Oturalım mı biraz? Oturalım mı? Oo, burada şey, bir ağaç varmış ya. Çınar ağacı o. Eski bir çınar ağacı, ilk defa bende. Yaparlar mı öyle bir şey? Yaparlar. Azıcık şöyle bir, şurayı bir yanaştıralım da. Sıfıra. Tamam, böyle bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar, tarihi burada böyle bir ağaç varmış. Yani ben ilk defa fark ettim. Geçen belki 20 kere. Da. Nerede, buraya oturduk mu? Ben oturmadım buraya. Buraya oturmadık da başka kahveye oturduk galiba. Başka kahveye. 78 yaşında bir ağaç. Tabiat Varlıkları Koruma Vakfı tarafından şey alınmış korumaya. Buraya baksana sen. Yani. Gövdesi de acayip. Şöyle şu tarafa bir de uçuyor. Hemen ihale edin arkadaşlar, ihale edip satılsın zaten, alışık ya bu Trakya'da hepsi her şeye vur çalastırayım. Evet. Bakın bunu ne zaman ihalesini çıkaracaklar. İyi odun çıkar bunlar. İyi odun çıkar tabi, her şeyi biz öyle görüyoruz yani, her şeyi para olarak görüyoruz da tam da öyle değil yani. Evet, köfte de varmış arkadaşlar. Köfte yemek lazım yani. Trakya köftesi yemeden olmaz. Evet. Güzel yer. Güzel, mekan güzel. Yalnız sıcak ama Sinan.
Gölgedeyiz ama sıcak. Sıcak, hava çok sıcak. Vallahi sıcak. Burada güzel bir ağacın altına oturalım şimdi. Evet. Biraz önce çılgın var şimdi. Çaylar biraz tıraştı. Vallahi çayları bir yermedim. Bakalım şimdi köfteleri de tadacağız bakalım. Köfteler nasılmış. Efendim biraz motorla gerek bastım. Ne varsa. 80, bir ara 70 mi gidiyordun sen? Bir ara 80-90 çıktı tabii. Of. Şeylerde. Neydi? Hayır. Sinan şimdi fazla gaz vermiyor. Bazen Mike hani bu gazı süreyim de kendi kendime motor. Son gazı hani eşeğe vurursun gider. Bu gazı kendi kendime küfür dedim. Mike dedi ay bari. Ya motoru ya dip gazını göreceğim be ya. Aynen. Yo büyük motorlu sen onun dibini göremeyince bunda dibi hemen görüyorum benim kupta. İniyor bütün, inim inim gidiyor. Vibrasyon oluyor biraz götte ama yapacak bir şey yok. Titriyor biraz da. O kadar olacak ya. Şimdi Trakya güzel Trakya. Burası neresiydi? Evrencik miydi? Ne bileyim hangi köye geldik? Çorralı. Evrencik. Evrencik. Aynen. Bu tam yol boyunda bir böyle bir restoran tarzı hem kafe tarzı. Çok güzel ya. Güzel. Aynen. Sen bir ay yukarı bastın burada. Onlar da burada içki yok galiba ya sadece. Ama bezal koku oldu. Hareketli. Kola. İnsanlar geliyor turistler. Bizim aynen gibi dolaşan. Güzel ama. Evet. Bu da Trakya'yı gördünüz. İnek Trakaları. Aha vurdum bunu, bir daha garson geliyor. Bir garson hazır koşuyor. Sistem. Tabi ya Traka güzel sistem mi? Traka sistem. Ne o yeni dijital şeyle pıyık. Gerek yok yani aynen. Destik Traka gibisi var mı ya? Şimdi bu Trakala şuna her ineğe bağlamazlarmış. Akıllı ineğe bağlarlarmış. Diğerleri Trakan izinden gidiyormuş. Takip etsin diye herhalde ya. Evet. Yani o sese göre gidiyorlarmış. Sağ ol. Abi su mu? Aynen abi. Su alacaktık aha. Soğuk su. Aynen. Zaten soğuk su daha bir bakalım abi. Ya bakalım kardeşim. Evet. Şöyle köftelerimiz de geldi. İçecek. Su istemiştik. Öyle de suyular abi. Güzel menü, çok güzel bir şey. Orijinal köfte. Bunun yanında bir tek eksik bir şey var. Domaçlarak ya. Küçük bir rakı olacak yani. O da şeyde var, motorun çantasında vardı. Onun da şimdi Yüksel babayla gidince orada devam edeceğiz yeme içme. Yüksel babanın yanında. Evet. Arkadaşlar bu yaz yani gezinlerimiz Aliyev'le Sinan Aliyev kanalında şeyde gideceğiz inşallah Sinan. Şarköy'e. Evet. Şarköy'e gideceğiz inşallah. Orada üzüm bağlarını gezeceğiz. Orada üzüm alacağız biraz. Yani Cemil Baba, Sinan ben, üçümüz Cemil Baba'nın cipiyle bizim arabalarla gideceğiz oraya inşallah. Şarköy gezisi olacak. Kısmet olursa, Allah kısmet ederse yani. Ömrümüz varsa oralara da gideceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Evrencik köyünden çıktık. Vize karşıda gözüküyor. Neredeyse vizeye geldik. Karnımı güzel bir doyurduk. Orada köfte yedik. Eğer yolunuz düşerse yani Saray vize yol arası Evrencik'ten geçerken oraya oturabilirsiniz yani. Hem kafe tarzı hem restoran. Hizmet de güzel. Hızlı yani çabuk. Söylediğimiz anda 5 dakika içinde siparişimiz geldi. Bakalım şimdi vizeye birazdan gireceğiz. Kupumuz yola devam ediyor. Niye böyle yavaş gidiyor anlamadım. Neyse sollayacağız ama.
Evet, vizeye girmiş bulunuyoruz. Bakalım şimdi sanayiye uğrayacağız sanırım. Oradaymış görüşeceğimiz akrabamız. Yani bu arada bize hani bayağı bir büyüdü. Eskiden pek fazla gelişim yoktu ama şu an bayağı bir büyüdü burası. Trafiği de görüyorsunuz, zaten bayağı bir trafik var. Evet arkadaşlar, Opet'in karşısı dediler. Şuradan sanayiye gireceğiz. Evet, şu an sanayiye girdik. Buradan bir telefon açalım değil mi? Nasıl, bu ne güzel? Çok. Felaket ya. Taş da koymuşsun abi, doğsun diye. Doğal. Ağaç güzel gerçekten. Evet. Arkadaşlar vizedeyiz şu anda. Evet, tarihin tüm ağaçları böyle restore ediliyor. Masa oluyor, sandalye oluyor. Hadi çıkalım. Evet. Çıkalım abi. İşte böyle ya, böyle buradan sonra Sırancı'ya kadar gidiyorsun yani. Süper. Binadara, Onguz'a kadar. Hadi. Tamam. Burada işte bu karşıda, böyle yanında daha büyük karşılar da var yani. Aynen. Zaten bundan sonra ağaçlar sık sık sıklaşır yani, büyür tabi. Kesinlikle veriyorum, veriyorum. Aynen aynen. Büyük motorcular pek uymuyor ama. Büyük motor olanlar pek. Onların götürüyor. Aynen. Motor motordur aga, bir yerden bir yere götürüyor. Ya motorcusun bitti. Tabi tabi. Hava bile serinledi burada ha. Serinledi diyor ama. Soğudu yani. Bu tarafa gireceğiz ben. Ya o tarafa, tamam. Aynen. Buraya şey de dökmüşler, çakılı da dökmüşler. Aynen. Oo, tabii hemen atar. Burası güzelmiş ya. Burası şey herhalde, yangın. Yangın hani kontrol şeyler. Sen söyle, nerede durursak durur. Zaten yok, köpek köpekle benim, aynen, ben kaçmam.
Keşke ben de yapıyordum ama sonra... Ya. Bir gölgeye çek aşkım otobüs istiyorsan. Nereye? Nereye çekelim? Şuraya doğru. Orayı bir yere çekelim oraya. Biz bir yere yakalım. Burada şey var. İstasyon mudur? Oraya girebilir misin? De oraya gireriz ya. Sen de çek gölgeye.